Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kağınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. E, bu videoda arkadaşlar genel itibariyle Lunchcoin ile alakalı e, bir takım durumları inceleyeceğiz. Burada farklı farklı spekülasyonları ele almak suretiyle devamını getireceğiz arkadaşlar. Aynı zamanda ekip açıklamalar e, açıklamalarını içeren bir video olacaktır. Şimdi bunlardan ilki bir kullanıcı e, Binance hesabını atıyor ve 400 milyondan fazla olduğu e, olduğuyla alakalı da bir açıklama yapıyor. Haricinde bütün varlıklarını lunce çevirdiğini, tamamıyla lunce aldığını, almaya da devam edeceğini dile getiriyor. Bakın piyasada e, pek çok kişinin şu anda böyle olduğunun farkındayım arkadaşlar. Bu sadece lunge için değil farklı altcoin'ler üzerinden e, benzer durumlar seyrediliyor. E, bu şunu gösteriyor aslında. Tera vakasından zannediyorum kimse hiçbir şey anlamadı ve ders almadı. Tamam mı? Sonradan gelenler e, bu durumu e, anlamayacak olabilirler. Fakat çok fazla insan arkadaşlar e, 2022 yılının Mayıs'ında bütün fonlarını hemen hemen kaybetti. Hatta şu an Tera Klasik ekibinin de tamamı buradan çıkma. Yani bu fonları kaybeden kişilerden oluşan ekipler var. Tera, Civita, Elbir hepsinin ortak noktası da bu arkadaşlar. Tabii ki piyasada bu istisnai bir olaydı. En nihayetinde piyasadan çok fazla altcoin girmiştir ve binlerce altcoin de bu vakte kadar silinmiştir ama... Bu istisnai bir durumdu. Normalde ölüm böyle olmaz. Zaman içerisinde ya enflasyona kapılır arzdan dolayı işte SLP gibi ya da üzerindeki talep bir sebepten dolayı söner ve uzun vadede ramp kaybeder. Market cap değeri yani üzerindeki talep arzı karşılamaz ve piyasada artık çok fazla düşmüş talep görmeyen bir altcoin olarak doğal bir ölüm süreci içerir. Bu şekilde ölümler olur. Fakat dediğim gibi hiçbir zaman yumurtaların hepsini aynı sepete koymamak gerekecektir. Bu her altcoin için geçerlidir. Ki bu boğa sezonu çok daha radikal olacak. Bütün altcoinler yükselmeyecek. Bunu bilmek lazım. Bitcoin ve Ethereum'un yanı sıra farklı altcoinlerde tabii ki büyük yükselişler olacağı gibi her altcoinde büyük yükselişler olmayacak. O yüzden arkadaşlar asıl bilinmesi gereken noktada odur ki Yumurtaların hepsini hiçbir zaman aynı sepete koymamak gerekiyor. Ee, yoksa emin olun çok büyük sıkıntılarla e, boğuşabilirsiniz ve bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ee, bir diğeri Terasivita açıklama yapıyor ve diyor ki akıllıca bahis yapın ve lunç inşa edenlerini de destekleyin. Terasivita gibi inşaatçılar servetinizi inşa edecek inşaatçılardır diyor arkadaşlar. Tabi akıllıca bahis yapma konusu az önce konuştuğumuz meseleyle de oldukça uyumlu. Çünkü piyasada neyi aldığınızı neyi sattığınızı kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Hep söylüyorum bu boğa sezonunda her altcoin yükselmeyecek. Daha çok e, yapay zekalar, popüler meme coinler, bitcoin, ethereum e, üzerinden dönecek bir piyasa şartlarından söz ediyor olduğumuz için öyle her altcoine yatırım yapılmaz. E, Terra klasik için konuşursak bugün Bildiğiniz üzere ne geliyor? Doğrudan karşımıza teraport geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu da tera, e, tera klasik tarihinin en büyük olayı. Tabii ki Terasi Vita gibi inşaatçılar e, oldukça önemlidir ki Dex'in genel yapısı farklı inşaatçıları da çekebileceği anlamı taşıyacaktır. Bunlardan bir diğeri, biliyorsunuz zaradar geçtiğimiz süreçte artık biraz daha e, röportaj hususunda yani Farklı yerlerde röportaj vereceklerini e, dolayısıyla bunu tanıtma yönünde ilerleyeceklerini de söylediler ekibin. Ki zaten gerçekten bu alanda eksik kalmışlardı arkadaşlar. Bunu da ne yapıyorlar? Bugün içerisinde bir hareket gerçekleşecek ve bu akşam saat 8'de yine YouTube kanalı üzerinden bir canlı yayın gerçekleşecek. Bu canlı yayında hem Terasi Vita hem de ortak Elbir görev gücü ekipleri... Bulunacak arkadaşlar bu e, bahsetmemişler ama akşam saat 8'de galiba ben podcast tarzında bir yayın olacağını düşünüyorum. Ya işte şey falan olacak mı hani kameralı falan olacak mı olmayacak mı onu bilmiyorum arkadaşlar. Ama daha çok ikinci çeyrek için konuşacakları bir yayın olacak. Hem e, Q2 üzerine konuşacaklar hem de genel olarak ikinci çeyrek üzerine yani Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 2023'te e, Tera Klasik üzerinde neler olacak? İşte ay projesi ne zaman gelecek, nelere sebebiyet verecek? Yakımlar yani uzun lafın kısası pek çok durumun üzerine konuşulacak e, bir canlı yayın olacak. Tabi buradan gerçekleşen haberleri ve e, neler olacağıyla alakalı sonradan konuşacağız ama dediğim gibi Büyük haberlerin takip edilmesi hususunda ekipten yeni açıklamalar bekleniyor. Asıl konuda ikinci çeyrek yani Gelecek 3 ayı e, ekip tarafından nasıl bir şekilde karşılanacağı ve luncuda neler olacağı üzerine genel bir yayın olacak imiş arkadaşlar. E, durum bu şekilde. Şimdi son olarak Terasivita diyor ki Teraport yeniliği nasıl ve teraklasiye nasıl yardımcı olacak adı altında bir e, başlıkla bir takım faydaları açıklıyor ve aşağıdaki etkinleştirilerek fayda sağlayacaktır. Bir diyor lunch ticaret çiftleri yani doğrudan tabii ki lunch hacmine pozitif etki edecek zira e, teraport üzerinden gerçekleşecek her e, parite açımı ve her altcoin bitcoin'in listelenmesi hususunda lunch paritesi de açılacak tahmin edersiniz ki luna'yı bilmiyorum ama e, lunch, tera ve ustc için her dönüşüm işlem pariteleri gerçekleşecek tabii ki bu da tutmalarına pozitif yansıyacaktır. Yine ne diyor? Token başlatmak için farklı projeler, evet, farklı etkinlikler gerçekleşecek. Bu da doğru. Finance yükseltme. Tabi şunu da bilmek lazım. Mesela Teraport'ta arkadaşlar 3. çeyrekte yeni bir yükseltme yapılacak biliyorsunuz. Yani Teraport burada hiçbir zaman tek parti kalmayacak. 3. çeyrekte bir parti mesela yükseltme gelecek arkadaşlar. Dolayısıyla bu yükseltmeler de yine hacmi arttırmaya yönelik aynı zamanda yeni etkinlikler vesaire barındıran durumlar içerecek eğlence istifleme ve farming'den söz ediyor. Tabi burada farming üzerinden daha çok tera token'la alakalı olacaktır. Bu maalesef uzun vadede enflasyona sebebiyet verebilir. Zaten tera ile alakalı çok fazla uyarıyorum. Deflasyonist gibi görünse de aslında enflasyona kapılacak bir token olacaktır arkadaşlar. Bir diğeri lunge ve tera yakımı diyor. Tabii ki en çok e, üzerinde durulan husus bu arkadaşlar. %22 oranında tera onu geçiyorum. %27 oranında toplam gelirle beraber ne yapacaklar? E, lunge yakacakları için uzun vadedeki asıl topluluğun da dikkatini çeken ana unsur budur. Aynı zamanda teraporttan elde edilecek gelirlerle uzun vadede manuel bir lunge coin yakımı da göreceğimiz için bütün bunlar tabii ki önemli ve heyecan verici diyebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.